buranın en hoşuma giden heykeli. Bunlar, bu heykel gemilerin başına takılırmış. Şurada görebileceksiniz belki de. Ahşaptan yapılmış. Kızılçam ağacından. Harika bir eser. Bu denizde bulunmuş. Şöyle kısaca bir bilgisini de okumak isterim sizlere. Hristiyanlık dininde önemli bir yeri olan Azize Katerina'nın bu tipteki heykelleri daha çok 19. yüzyılda ticaret gemilerinin ön tarafına monte edilirmiş. Koruyucu özelliğine inanıldığı için bu 132 santim yüksekliğinde. Bu 1967 yılında Fethiye yakınlarında denizden çıkartılmış. Talimar başlığı olarak biliniyor. İşte dediğim gibi gemilerin önüne koruyucu olması amacıyla. Bu sistem daha çok Rumlara ait gemilerde, hayvan başı konmak üzere de İslami gemilerde kullanılmıştır. Evet, bugün 22 Şubat 2020 Fethiye Müzesi'ni gezeceğiz birlikte. Hadi bakalım. Fethiye Müzesi 1962 yılında dönemin kaymakamı Recep Ceylan tarafından şu anki belediye binasının altında ilk olarak bölgede deprem ardından insanların bulduğu Işıklar Ülkesi. Dikya kentleri serimizle ilgili. Merhaba. Merhaba. Ücretsiz müzemiz. Ücretsiz mi? Evet. Tamam. Burası arkeoloji salonu. Roma dönemine ait. Milattan sonra 3. yüzyıl. Bu satın alınmış maalesef. Ülkemizden kaçırıldık. Daha sonra heykelbaşı. Yine Kariato başlığı. Milattan önce 3. yüzyıla ait. Leton Ören yerinde bulunan. Yine Roma dönemine ait heykelbaşı, milattan sonra 3. yüzyıl. Tanrıça Artemis heykeli, milattan sonra 4. yüzyıl. Kadın heykelbaşı, Roma dönemine ait, milattan sonra 2. yüzyıla ait. Telmassos'ta bulunan, yani Fethiye'de. Bu da ışık ve kehanet tanrısı Apollon başı. Başsız bir heykel bu da. Yine Tanrıça Artemis heykeli, bunun da başı yok. Yine bir heykel parçası, Roma dönemine ait. Bu da kuş tutan çocuk heykeli. Yine milattan sonra 2. yüzyıl, Roma dönemine ait. Elinde kuşu görüyorsunuz. Genç kadın heykeli, milattan sonra 2. yüzyıl. Yine aynı, milattan sonra 2. yüzyıla ait bir kadın heykeli. Ve bence buranın en hoşuma giden heykeli. Bunlar, bu heykel gemilerin başına takılırmış. Şurada görebileceksiniz belki de. Ahşaptan yapılmış. Kızılçam ağacından. Harika bir eser. Bu denizde bulunmuş.
Şöyle kısaca bir bilgisini de okumak isterim sizlere. Hristiyanlık dininde önemli bir yeri olan Azize Katerina'nın bu tipteki heykelleri daha çok 19. yüzyılda ticaret gemilerinin ön tarafına monte edilirmiş. Koruyucu özelliğine inanıldığı için bu 132 santim yüksekliğinde, bu 1967 yılında Fethiye yakınlarında denizden çıkartılmış talimar başlığı olarak biliniyor. İşte dediğim gibi gemilerin önüne koruyucu olması amacıyla. Bu sistem daha çok Rumlara ait gemilerde, hayvan başı konmak üzere de İslami gemilerde kullanılmıştır. Renkleri kısmen solsa da heykelin arkasındaki orijinal monte çubukları yer almaktadır. Şimdi sizlere onu da göstermek istiyorum. Şöyle demir ya da işte ahşap. Demir zannedersem bu şekilde. Yine böyle siteller bulunuyor burada. Mezopotamya, Eski Mısır ve Batı Anadolu kültürlerinde kullanılan dikilmiş anıtlara sitel deniyor. Sitellerin üzerinde genellikle dini amaçlı yazılar bulunuyor. Tapınakların ön taraflarına konan ve buralarda kullanılan siteller işlenişleri itibariyle ayrıca tapınaklarında dış görünümleri hakkında bizlere bilgi veriyor. Bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Ve yine insanlıkla birlikte başlayan faiz, banka, para, böyle bir anıt. Bu anıtın da özelliği faizde borç verme yazıtı Helenistik döneme ait M.Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bu yazıt işte kentler arasında bir ticari anlaşma şeklinde sözleşmeyi tanımlıyor. Bunda iki önemli unsur var. İlki faiz karşılığı ödünç para verilmesi, diğeri de sosyalleşmedir. Faiz karşılığı ödünç para verilmesi en basit tanımıyla bankacılık işlemlerinin başladığı anlamını taşıyor. Yine burada da siteller ve bunlar da sikkeler. İşte klasik dönem Pers definesi. Altın Pers sikkeleri yine klasik dönem. Demirler Köyü yine bu Antalya yolu üzerinde diyebiliyorum. Daha önce geçmiştim daha doğrusu belki de. Erken Likya definesi. Kargo Köyü, Koca Çalış definesi. Bizim köye giderken Ceylan Köyü, Kavaklı definesi. Söğütlü Dere Köyü definesi. Yani bu defineler muhtemelen bizim insanlarımız mahirdir biliyorsunuz. Kazı yaparlar. Yani kendilerine, ülke için değil. Demek ki o kazılarda ya bulduklarını müzeye kendi isteklerini verip ya da yakalanarak müzenin ya da devletimizin el koyduğu sikke bunlar. Sikke neymiş? Tedavülde olmayan antik ve orta çağlarda kullanılan madeni paralar. Bunlara sikke diyormuşuz. Daha açıklayıcı bir ifadeyle sikke, kullanıldığı dönemde günlük alışverişte, kamu harcamalarında ve ticarette ödeme aracı olarak kullanılır. Şimdiki işte para gibi diyebiliriz veya diğer finans enstrümanları. Bunlar değeri devlet tarafından üzerine konan resim ve yazılarla garanti altına alınmış belli bir şekli olan paralar. İşte Likya Birliği sikkeleri var, Aspendos şehir sikkeleri var, klasik dönem şehir sikkeleri, işte Karya bölgesi sikkeleri yine klasik dönem, Kaunas şehir sikkeleri. Demek ki her şehrin de kendine göre sikkeleri varmış. Ağır Atina şehir sikkeleri daha büyük. İşte Helenistik dönem, Kapadokya sikkeleri,
tabii ki ticaret olduğu için Kapadokya buraya uzak da olsa belki karşılıklı ticaretten Side şehir sikkeleri. Sikke bulunmadan önce ticarette kullanılan değişim araçları sikkenin icat edilmesinden önce avcılık ve toplayıcılıkla geçinip mağaralarda yaşayan insanlar yerleşik yaşama geçtikten sonra Neolitik çağ milattan önce 8000 ve 5500 ekip biçmesini öğrenmişlerdir. Tabii ki tarımdan elde edilen ürünler ve evcilleştirilen hayvanlar değer düşüncesini oluşturmuş ve bunların değiş tokuş edilmesiyle ilk ticari faaliyetler başlamıştır. Yani takas yöntemiyle. İşte daha sonra artık birebir bazı malların kalitesi, bazı malların elde edilmesi daha meşakkatli olduğu için insanlar bunları kolaylıkla yanlarında taşıyabileceği şekilde paraya ihtiyaç duymuşlar. Yani sikke demişler buna. Evet, burada da yine Roma dönemine ait Bizans dönemi. Biliyorsunuz Bizans Batı Roma Doğu Roma İmparatorluğu aynı zamanda. Biz Bizans'da diyoruz. İşte Bizans dönemine ait şamdanlar, ivli cam kaseler, tütsü kabı, kepçe, tartı aleti, yine büst. Büstle ilgili bir geç Roma dönemine ait bir büst. Başka bir açıklama yok. İşte iki de neymiş? Mızrak uçları. Tabii ki savaşlarda şimdiki gibi ateşli silahlar yok. Böyle mekanik işte kılıçtı, mızraktı bunlarla. Birçok geçmiş dönem dizileri izlemişsinizdir. İşte Spartaküs'tü vesaire veya filmler neyse bunlarla ilgili. İşte bu cam ürünleri, şişeleri üfleme yöntemiyle yapmışlar. Bununla ilgili açıklamalar vermişler. Bununla ilgili hatta Fethiye, FKM, Fethiye Kültür Merkezi'nin yanında bu işi böyle, bu yöntemle yapan bir cam ustası var. Daha önce düşünmüştüm ama eğer kendisi de müsaade ederse yaptığı işle ilgili hem tarihe bir not düşmek için bir sohbet, röportaj yapmak isterim kendisiyle. İnşallah bunları izler, duyar. Çok da zorlanmam bu manada. İşte kepçeler yine. Azize Meryem figürü. Ahşap kapıda Kayagöy'de bulunan kilise kapısı tamamen sedir ağacından yapılmış. Üste melek figürleri yer alan aynı simetride 260'a 155 santim ölçülerinde iki kanatlı bir kapı. Tanrı'nın tahtını koruduğuna inanılan ve cennetin bekçileri olan en üst düzeydeki melekler şeklinde tasvir edilmiş. İşte burada küpler. Ve esas en önemlisi Likyalıların o dönem kullandıkları Likçe dediğimiz yazıtlarını anlamını bulmamıza yarayan Leton üç dilli yazıt. Bunun sayesinde bu anıt Likçe hakkındaki yazıtları okuyup bilgi sahibi olabiliyoruz. Şöyle üç taraftan oluştuğu için ve şimdi açıklamayı okuyayım size. Çok önemli bir buluntu deniyor açıklamada. Leton üç dilli yazıtı 1973 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılıyor bu. Bu yüksek dikdörtgen taşın 300'ünde farklı dillerde metinler bulunuyor. Demek ki onları tasvir ediyor. Bu metinlerde içeriği ve uzunluğu tabii dillerin şekillerine göre farklılık gösterdiği için Likçe 41 satırdan oluşuyor. Grekçe 35 satırdan, Aramice 27 satırdan oluşuyor.
Pers Devleti'nin çıkardığı yeni bir kanunla Simiyan adlı rahibe yeni bir tanrı kültü kurması için görev veriliyor. Yeni kült ve sunak Kral Kaunas ve Arkesimas onuruna kuruluyor. Aramice versiyonuna göre bu anıt kral Artaxerxes döneminde yerleştirilmiş. Fakat bu isimle birçok kral olduğu için tarihi belli değil. Yazıda göre bu kararname Pixodoros Satrap yani vali gözetiminde uygulanacaktır. Uzmanların üzerinde tartıştığı birçok ipucu ve olay yazıtın Likya'nın Pers egemenliği altında olduğu milattan önce 338 yılında yapıldığını göstermektedir. İşte yazıtta neler yazıyor? Bu çok önemli. Burası hani çok önemli falan diyoruz ya. Likça çevirisinde Katamla'nın oğlu Pigesere Likya satrabı olduğu zaman Likya komiserleri olarak Iera ve Natrimia'yı, Santos'un valisi olarak da Ertimelli'yi göreve getirdi. Vatandaşlar ve Santos civarında oturan ahali Kaunaslı efendi ve Kral Arzu Arkazuma onuruna bir sunak dikmeye karar verdiler. Ve Kunturia'nın oğlu Esemia'yı ve Esemia'nın akrabası kim varsa bu tanrılara rahip olarak seçildiler. Ona ve onun akrabalarına muafiyetler verdiler. Ne benziyor değil mi? Daha sonraki dönemlere. Bugüne benziyor demiyorum. Ayrıca Santos kenti ve onun idaresi altında bulunan beldeler kente ait olan ortak arazilerden bir bölümünü bunlara ilave ettiler. Bu da şaşırtmadı. Santane bu arazilerin ekimi, Pigre'nin sulanması görevini üstlerine almışlardır. Sunağın dikildiği arazide Kaunaslı Efendi ve Arkazuma'nın mülkiyetindedir. Her zamanki ödeme usulüne göre diğer şehirler Santos'a yıllık olarak 120 adalık parayı adak bedeli olarak ödeyeceklerdir. Kölelere yardım edecekler ve azat edebildikleri kadar köleyi azat edeceklerdir. Bunlara şeker olarak ödeme yapılacak. Bu sitelde yazılmış olanlar miktarında adak Kaunaslı Efendi'ye ve Arkazuma'ya ithaf edilecek. Orada armağan olarak fazladan ne bulunuyorsa Kaunaslı Efendi ve Arkazuma'ya yıllık adak olarak bir öküz, aylık adak olarak bir kurbanlık koyun usulüne uygun olarak kurban edilecek diyor. Simiya ve ondan sonra gelen akrabası rahip olarak hizmet edeceklerdir. Bu da şaşırtmadı. Santos kenti ve beldeleri bu düzenlemeleri yerine getirmek üzere yemin etmişlerdir ve bu sitelde yazılmış olan düzenlemeleri yerine getireceklerdir. Kimse bu tanrılara ve onun rahibine zarar vermesin. Eğer birisi zarar verirse onu bu tanrılara, buradaki kutsal alanın anası Pintrenni'ye ve onun çocuklarına ve Elenia'ya eli kolu bağlanacaktır. Onu Pigesere'ye teslim edecekler. Ne yapılması lazım geldiğini karara bağlayan en üst makam odur. Yani bir şekilde kendilerini kutsamışlar. İşte yine burada da aslan figürleri, kandiller, yine Roma dönemine ait, Helenistik döneme ait heykelcikler. Şu siyah 8 numaralı heykel Eros heykeli. Figürinler. Şu gördüğünüz tencere. İşte yine takılar, sunaklar, heykelbaşı. Horoz figürünü. İşte Helenistik çağa ait eserler bunlarda. Burada da figürin başı, Hermes başı, kabartma parçaları. Yer alıyor. Ve bu da
Leton ören yerinden zemin döşemeden çıkarılan bir mozaik. Buradaki tasvirler çok önemli. Eserin inşa edildiği Helenistik dönemi tarihlendirmektedir. Zorlu doğa olayları zamana karşı yıpranmasın diye müzeye getirilmiştir. Ortasındaki güneş motifi ışık ülkesi Likya'ya, sağdaki lira betimlemesi Tanrı Apollo'yu ve soldaki ok sadağı ve yay ise Tanrıça Artemis'i sembolize etmektedir. İşte burada yine sunaklar, işte resmedilmiş bir hayvan götürülüyor adamak için. Işıklar. Evet. Şöyle figürler, sunaklarda. Ve bunlar da yine heykeller, giysili kadın heykeli, Helenistik döneme ait. Roma dönemine ait giysili kadın heykeli ortadaki. Ve Roma dönemine ait yine giysili kadın heykeli. Burada yine klasik döneme ait eserler. Buradaki eserlerin özelliği siyah ve kırmızı figür tekniğiyle yapılması. Milattan önce 480 ile 330 yıllarını kapsıyor klasik dönem. İşte burada da kabartma parçaları, tek kulplu fincanlar, ayaklı tabaklar. İki renk üzerine çalışılmış, siyah ve kırmızı. Tabii kırmızı toprak zamanla soluduğu için çok da net rengi çıkmıyor ortaya. Yine arkaik döneme ait, milattan önce 640 ile 480 arasındaki döneme ait eserler. Burada da yonca ağızlı onu içe, çift kulplu kalp, tek kulplu kulplu, sürahi, kulplü. Müthiş bir telaffuzum var. Artık hoş görün. Birçok kavramı yeni duyuyorum gezdiğim zaman. Ve burası da Tunç Çağı'na ait, tabii daha eski dönemlere ait, milattan önce 3000 ile 1200 yıllarına ait dönemi kapsıyor. İşte çift kulplü kulplu kap, ayaklı tabak, emzikli kap, mesela şu 11 numara tören kabıymış o, ilgimi o çekti, farklı geldi biraz. Böyle geometrik desenli, tamilattan önceki zamanlara ait, bunlar da kapkacak diyelim, insanların kullandığı ve bu da Tanrıça Isis'in heykeli. Evet. Bakalım. Çekmemiştik. Bu da giysili kadın heykeli. Tabii ki düşmesin diye böyle çelik halatlarla duvarlara monte etmişler. İyi de etmişler.
İmparator Marcus heykeli ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius. Roma İmparatoru Hadrianus. Yine Roma İmparatoru Antonianus. Helenistik döneme ait takılar var. İnsanoğlu yıllar geçse de, bin yıllar geçse de böyle süs, takı merakı hep olmuş. İşte yine Helenistik döneme ait, işte klasik döneme ait heykeller, buluntular. Bu heykelcik Artemis Eleutheria, 55 santimetre yüksekliğinde, üst elbisesi üzerindeki hayvan, bitki ve sembolik tasvirlerle, başındaki sur tacı ile ve bu sur tacına tutturulmuş sırtından sarkan örtüsüyle kimlik olarak Efes Artemis'i gibi ya da Anadolu tanrıçasından uzak değildir. Ancak kollarının olmayışı kendisini bir Likya tanrıçası olan Artemis Eleutheria'ya daha çok yakınlaştırmakta. Kaynaklar böyle söylüyor. Bilindiği gibi bu tanrıça Myra'nın ana tanrıçasıdır ve pek çok Likya sahil kentlerinde de kültü bulunmaktadır. Yalnızca sikkeler üzerinde değil, ne Limra'da ne de Mira'da ele geçen stelleriyle bu tanrıçanın ikonografisini anlamak mümkün olamamıştır. Özellikle de elbisesi üzerindeki figürler hep bir muamma olarak kalmıştır. Kaunas örneğimizin bulunuşuna dek anlaşılır olanlar kurbağa dişi, geyik, akrep ve kalkandır. Özellikle üremedeki aktif rolleriyle bilinen kurbağa ve akrep figürüyle belli ki Tanrıcanın gücü sayesinde oluşan faunadaki bereketlilik vurgulanmak istenmiştir. Kalkanlar ve sur formundaki tacı ise onun kent koruyucu hüviyetinin göstergesidir. Böylece Tanrıça kültünün hakim olduğu kentlere Kaunas da eklenmiş ve daha da önemlisi bugüne kadar aynı tipoloji ve aynı ikonografiyi gösteren Tanrıça betimlemelerinin kimliğine de ışık tutulmuştur. İşte yine benzer tanrıça figürini, mermer heykelcikler. Bunlar da adak kandilleri. Roma dönemine ait gördüğünüz kandiller. Bu da çift dilli Kaunas yazıtı. 1996 yılında 3 parça olarak ele geçen bu çift dilli Kaunas yazıtı arkeoloji bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmış. Üzerindeki metin iki dilde yazılmış. Üstte Karca, altta Grekçe. Bu buluntunun büyük önem taşımasının nedeni şuymuş. Bugün pek çok yönüyle hala daha bir bilmece olarak duran bu eski Anadolu dilinin, yani Karca'nın, daha doğrusu Kaunasya'nın bu stil üzerinde uzunca bir metin halinde bilinen bir dille birlikte yazılmış olmasıdır. Bu onurlandırma yazıtı Makedon Savaşı sonrasında
iki Atinalı'nın Kaunaslar tarafından şereflendirildiğini belgelemektedir. Yani Fethiye gerçekten bu konuda eşsiz tarihiyle çok önemli bir yer tutuyor. Yani Fethiye ile Antalya arasında yer alan Likya ülkesi ya da tarihte bildiğimiz kadar Likyalılar, Işıklar ülkesinin en önemli eserlerinin, kentlerinin olduğu yer. Daha önce de dedim, işte bu Işıklar ülkesi Likya kentlerini hepsini size bu serimde tanıtmaya çalışacağım. İlkini daha önce çekmiş olduğum Amintas kral mezarlarıyla başladım. Bunu bir seri olarak devam ettirmek istiyorum. Tabii ki bu kentleri çekmeden önce müzeyi de ziyaret etmem gerektiğini düşündüm. İyi ki de düşünmüşüm. Yine burada da Roma dönemine ait, Helenistik döneme ait heykeller var. Mesela 27. Sunak'mış bu. Evet, 27 numaralı heykel. Yine 28 adak taşıymış. 29 adak taşı. Buradaki heykelcikler mesela 24 numaralı Afrodit figürini, Helenistik döneme ait. Oyuncak bebekler şurada. Yine kandiller ve tek kulplu test. Baksanıza esteti. Şimdi herhalde bir Avanos taraflarında kaldı. Böyle gerçekten sanat şeklinde bu işi yapan ustalar. Tabii ki başka yerlerde de vardır ama oralarda daha yoğunlukta. Yani düşünün, milattan önceki yıllarda yapılmış bir testideki asaleti. 21 numaralı erken Roma dönemine ait bir Laginos'muş. Laginos ne? Vallahi bilmiyorum. Ama araştıracağım. Bu konuda videomu hazırlarken, editlerken sizlere bilgi vermek isterim. Çünkü ben mutlaka araştırırım bunu. Yine bir Laginos. 20 numaralı Laginos. Erken Roma dönemine ait. 18 numara yine bir Laginos. Yani bu testilerin daha bir değiştiği muhtemelen ama tabii farklı amaçla kullanılmış olabilir. Nasıl tahmin edebilirim, belki adaklar için kullanılmış olabilir. Testiden farklı. Yani benim cahilliğime bağlayın bunu. Cahilliğime verin. Ama öğreniyorum ben de. Birlikte öğreniyoruz. İşte burada yine testiler, Laginoslar. Ve altın küpeler. Yine Helenistik döneme ait ağırlıklı olarak. Yüzükler var.